Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yapılışı son derece kolay, lezzetli olmasının yanında bir o kadar da besleyici nefis bir sebze çorbası tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle 2 adet kabağı güzelce yıkadıktan sonra kabuğunu soyalım. Ardından kabakları iki parçaya bölerek dilimleyelim. 3 adet havucu da yine aynı şekilde doğrayalım. Son olarak 3 tane patatesi de yine kabuklarını soyduktan sonra güzelce doğrayalım. Sebze çorbasına yakışacağını düşündüğünüz mevsimine göre farklı sebzeler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Örneğin kereviz veya brokoli de bu tarife yakışacaktır. Şimdi doğradığımız patates, kabak ve havuçları uygun bir tencereye alalım. Üzerine 2-3 tane defne yaprağını ekledikten sonra tencereye 2,5 litre sıcak su ilave edelim. Ocağı açarak sebzeler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım. Bu arada defne yaprağını güzel bir koku vermesi için ekliyorum. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Diğer taraftan bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ alarak tereyağını güzelce eritelim. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edelim. Kısık ateşte birkaç dakika karıştırarak kavuralım. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiberi ilave edelim ve 1-2 dakika kavurduktan sonra ocağı kapatalım. Sebzelerimiz iyice pişip yumuşadıktan sonra içerisindeki defne yapraklarını ayıralım. Daha sonra sebzelerimizi blenderdan geçirelim. Un ve baharatla kavurduğumuz yağı da tencereye ekledikten sonra bu şekilde 1-2 dakika daha kaynatalım. Son olarak oda sıcaklığındaki 2 su bardağı sütü ilave edelim. Karıştırarak 1-2 dakika daha pişirelim. Ocağı kapattıktan sonra 2 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek son kez karıştıralım. Tuz oranını kendi damak zevkinize göre ayarlamanızı tavsiye ederim. İsteğe bağlı olarak seviyorsanız bu aşamada çorbanın içerisine ince kıyılmış dereotunu da ilave edebilirsiniz. Dilerseniz sebze çorbasına et suyu veya tavuk suyu ilave ederek daha da besleyici hale getirebilirsiniz. Hem lezzetli hem de çok besleyici nefis bir sebze çorbası hazırlamış olduk. Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra servis edebilirsiniz. Bu ölçülerle hazırladığınızda bu çorba yaklaşık 10 kişi için yeterli gelecektir. Kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını istediğiniz oranda değiştirebilirsiniz. Umarım bu nefis tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı, fotoğraflarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.